merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekmemizin amacı ineklerde nasıl oosit toplayabiliriz ve daha sonrasında IVF nasıl yaparız onu anlatacağız. Ama ilk aşama olarak oositleri nasıl topluyoruz? Sabahtan kesimhaneden aldığımız overleri getirdik. O overlerden burada belli yöntemlerle oosit topluyoruz. Onları göreceksiniz birazdan. Burada şu anda bir ısıtıcı blok yok. Normalde tüp bebek işlemleri için, yani IVF işlemleri için muhakkak fizyolojik sıcaklığı halletmemiz gerekiyor. Yani fizyolojik sıcaklık oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün işlemlerin ısıtıcı bloklar üzerine yapılması gerekiyor. Şu an sadece bir fikir sahibi olmanızı istedik. Yani konuyla ilgili oositler nasıl toplanıyor ve mikroskop altında nasıl kontrol ediliyor. Görüyoruz. Yakında bir yerden iğnenin ucuyla gireceğiz ve içindeki sıvıyı çekeceğiz. İçindeki sarı bir sıvı, bazıları dışarı çıkıyor, görürüz. Bu sıvı, bunun içinde oosit olduğunu düşünüyoruz. Çok dikkat etmek gerekiyor, overler kaygan. Alamadığımız foliküller içinde bistüriyle kesiyoruz. Bazı folikülleri alamamış oluyoruz. O yüzden kesip mesela burada bir şeyler var. Şurada bir folikül var. Bu aspire ettiğimiz foliküllerden elde ettiğimiz sıvı. Bunu 10-15 dakika kadar inkübatörde bekletiyoruz. Yine fizyolojik sıcaklıkta. Şu an onu yapmadık ama normal olan, yapılması gereken bu. Bu 15 dakika içerisinde hücrelerin zaten dipte birikmiş olduğunu fark ediyoruz. Üstteki süpernatanı alacağız ve atacağız. Öncelikle. Pipet yardımıyla biraz daha alabiliriz. Çok fazla almak istemiyorum çünkü zaten kalanını filtreleyeceğiz. Dolayısıyla hücrelerimiz filtrenin üzerinde kalacak. Bu kullandığımız filtreye cell strainer diyoruz arkadaşlar. Özel bir filtre bu. Oositleri ayırt edebilen bir filtre. Yine bir plastik pastör pipet yardımıyla bütün sıvıyı şu şekilde filtrenin üzerine döküyoruz. Oosit hücrelerimizin filtrenin üzerinde kalması gerekiyor. Şu an filtreden geçirdik. Ve filtrenin üzerinde hücrelerimizin kalmış olduğunu varsayıyoruz. Tabii ki kontrol edeceğiz. İkinci aşama olarak temiz bir yıkama solüsyonuyla, bu PBS de olabilir. Fakat ben daha önce hazırlamış olduğum fertilizasyon medyumunu kullanacağım. Ne yapıyoruz? Filtredeydi hücrelerimiz. Filtreleri üzerindeki hücrelerin yıkayarak bu tabağın üstüne düşmesini sağlıyoruz. Aldığımız oositi videomuzun içine koyuyoruz. Sırayla bütün petriyi taramamız gerekiyor. Bunu ağız pipetiyle yapabilirsiniz ya da daha rahat ederim diyorsanız ince bir pipet ucuyla da alabilmeniz mümkün. İnce bir pipet ucuyla alıp aynı şekilde
mediumun içine aktarabilirsiniz. Tamamen sizin pratiğinize bağlı.